Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bir yayında yine birlikteyiz. Hafta sonu İran İsrail'e saldırdı. Biliyorsunuz 300 parçadan fazla İHA ve füzelerle bir saldırı gerçekleştirdi. Bu füzelerin İsrail'e çok ciddi bir zarar verdiğini söylemek mümkün değil. Anladığımız kadarıyla bunlardan 8-9 tanesi İsrail'in iki askeri üssüne düşmüş. Ancak çok küçük hasarların meydana geldiği söyleniyor. Enteresandır, kaderin cilvesi. Bu saldırıda sadece bir kişi hayatını kaybetti. O da bir Arap Bedevi 7 yaşında kız çocuğuydu. İran'ın saldırısında İsrail'den ziyade bir Arap Bedevi çocuk hayatını kaybetmiş oldu. Bu saldırıda İsrail maddi bir kayıp yaşamamış olsa da manevi bir kayıp mı diyelim, ne diyelim, psikolojik bir kayıp yaşadı. İsrail uzun süredir, onlarca yıldır Araplara şöyle meydan okuyordu. Kaçınız birden gelirseniz gelin, isterseniz 10 taneniz birleşin gelin, hepinizi yenerim. Geçmişteki savaşlar biraz bunu gösteriyordu. Ve İsrailliler bunu söylerken şöyle bir moral üstünlükle bunu söylüyordu. Tanrı bizimle birlikte, biz ilahi güçlere sahibiz. Tek başımıza hepinizi yenecek kadar gücümüz var. Korunan bir milletiz, özel bir milletiz. İşte burası da vaat edilmiş topraklar. Bunu sürekli olarak tekrarladılar ve Arap dünyasında da ciddi bir yılgınlık, böyle yenilgiyi baştan kabullenmişlik hali yerleşti. İsrail'in bu bölgedeki gücünün önemli unsurlarından biri budur. Elbette Batı'nın desteği, Amerika'nın kayıtsız desteği, teknolojik üstünlüğü, dünyada İsrail'i destekleyen lobiler, kuvvetli networkler, bunların hepsi İsrail'in gücünün bir parçasıdır. Ancak düşmanınızı korkuttuysanız düşmanınız sizi yenecek cesareti bulamaz. İşte İsrail'in buradaki üstünlüğü buydu. Ve uzunca bir süre hiç kimse İsrail'e bir tek taş bile atma cesaretini gösteremedi, o Filistinli çocuklar hariç. 1991 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, Saddam Hüseyin can havliyle İsrail'e birkaç tane Scud füzesi göndermeye kalktı. Ama o onun gücünün değil de böyle zavallılığının bir göstergesiydi. Saddam Hüseyin'in son günleriydi onlar ve Saddam Hüseyin hiçbir işe yaramayacak şekilde böyle bir şey yaptı. Kimse de zaten İsrail'in bundan çok büyük bir zarar göreceğini düşünmedi. O tarihten sonra İsrail'e hiç kimse meydan okuyamadı, biliyor musunuz? İşte İran'ın hafta sonu İsrail'e göndermiş olduğu insansız hava araçları, kamikaze füzeler, seyir füzeleri, balistik füzeler. Bunlar İsrail'e yapılmış, son dönemde yapılmış en büyük, en ihtişamlı gösteriydi, saldırı gösterisiydi, meydan okumaydı. Ben programlarımda şunu açıkça anlattım. İran İsrail'e hiçbir zarar vermek istemedi. Burnu dahi kanasın istemedi hiç kimsenin. 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesi de İran füzeleriyle olmadı. İsrail İran füzesini, İHA'sını vurayım derken işte parçalanan, gökyüzünde parçalanan şarapnel parçası o çocuğun evinden içeri girmiş ve talihsiz bir şekilde onun hayatına mal olmuş. İran İsrail'e zarar vermek istemedi. Neden? Çünkü gösteri yapmak istedi. Güç gösterisi yapmak istedi. Herkese yerini göstermek istedi. Bakın dedi, bana karışmayın, ben de size karışmayacağım. Herkesin burada bir takım hesapları var, benim hesabım da bu. Bunu bazıları İran'la İsrail danışıklı dövüş yapıyor diye söylüyorlar. Yok öyle bir şey yok. Ancak İran ile İsrail'in çıkarlarında örtüşen noktalar veyahut da çatışmayan noktalar var mı? Var. İran bunun daha çok farkında diye düşünüyorum. İran İsrail'e zarar vermek istemedi ama bir şeyi göz ardı etti. İsrail'in gururu çok feci bir şekilde kırıldı. İsrail bu bölgede nasıl başarılı oluyor? Biraz önce söyledik. Düşmanlarını yıldırarak. Daha en başında Araplar, Ürdün mesela, İsrail dediğinizde böyle neredeyse kayanın arkasında saklanacak. Suriye, aman bana dokunmasın. Suudi Arabistan, aman aman aman. Yani bu bölgedeki Mısır'ı da, Körfez ülkeleri de, herkes İsrail'in bu mahallenin yaramaz çocuğu olduğunu, çok kuvvetli dayısının olduğunu arkasında ama herkesi de pataküte dövebileceğini düşünüyor. İsrail uçaklarının sınır tanımayacağı, gidip bir yeri bombalayıp geri geleceği ve hiç hesap sorulmayacağı düşünülüyor. Şimdi böyle bir korku yaydığınız zaman insanlara istediğinizi yaptırırsınız. Çok büyük bir avantajdır bu. Ayrıca İsrail toplumunda da bu algı yerleşik idi. İsrail yenilemez. Böyle güçlü bir devlettir algısını sürekli pompalıyorlardı.
Şimdi İran'ın bu saldırısı şunu gösterdi. Bir devlet çıkar, bu İran olur veya o bölgede bir başka devlet olur. Yarın öbür gün bir başka devlet de olabilir. Hani bölgeden olması da gerekmiyor hani. İşte o devlet İsrail'e 300 tane füze gönderebilir. 300 tane SİHA gönderebilir. Ve İsrail'in hava savunması bunları engellemeye yetmeyebilir. Bu bir meydan okumadır. Ve birileri İsrail'e meydan okuma gücünü buldu. Amerika'ya rağmen buldu. İşte İsrail'in bunu telafi etmesi gerekiyor. O morali yerine koyması gerekiyor. O korkuyu yeniden inşa etmesi gerekiyor. Bu nedenle İsrail İran'a cevap vermek zorunda. Cevap vermek zorunda ama bunun bir de başka hani komplikasyonları var. İsrail cevap verir. İran da buna cevap verirse ne olacak? İran da bu sefer çok daha etkili bir şekilde cevap verirse ne olacak? Bakın hep söyledim. İran hafta sonu yaptığı saldırıda İsrail'e zarar vermek istemedi. Eğer zarar vermek isteseydi, bir, füzeleri İsrail'e daha yakın yerlerden yollardı. İki, daha etkili füzeler yollardı. Kullandıkları füzeler sanki hani zamanı dolmuş çöpe atılacak füzeler gibi şeylerden kullandılar. Daha etkili silahlarını çıkarırlardı. Üç, saldırıyı ne zaman yapacaklarını söylemezlerdi. Bakın İran bu saldırıyı ne zaman yapacağını 10 gün önceden, bir hafta önceden her yerde söyledi. Hatta yetmedi, Arap büyükelçileri çağırdı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Ya dedi, ben dedi şu gün şu saatte böyle bir şey düşünüyorum. Hava sahanızda hani uçak olmasın, aman kaza olmasın, sıkıntı olmasın. Hatta dedi ki ben şu kadar sayıda İHA kullanacağım, şu kadar sayıda füze kullanacağım. Buna benzer yaklaşık şeyler söyledi. Bir kere de söylemedi. 10 yerde konuştu, 30 yerde konuştu, 40 yerde konuştu, 50 yerde konuştu ya. Türkiye'ye söyledi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne söyledi. Nerede istersen söyle diye. Amerikan gazeteleri yazıyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan çaktırmadan Amerika'yı bilgilendirmiş. İran'dan almışlar haberi. Başkentte duymuşlar böyle bir şeyi. Amerika'ya bildirmiş. Ya arkadaş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin öğreneceği bir şeyi Amerika 10 gün öncesinden öğrenir. Hayli hayli öğrenir. Kaldı ki İran bunu gizlemedi ki. Amerikalılara da dolaylı yollardan gönderdiler. Haber gönderdiler zaten. Sonra dördüncüsü. İranlılar kameralara çektiler füzeleri, İHA'ları. Aha bunlarla savaşacağız, bunları göndereceğiz diye. Bütün dünyaya reklam ettiler. Şaka değil yani. Gösterdiler. Ne demek bu? Ey Amerika, ey Avrupa, ey İsrail, önleminizi alın. Ben bunları yollayacağım, siz de havada vurun. Çünkü benim maksadım sana zarar vermek değil. Eğer İran'ın maksadı İsrail'e zarar vermek olsaydı, gerçek bir misilleme, intikam olsaydı, İran'ın orada kaç generali öldürüldü? 2. Kaç subayı öldürüldü? 5. O kadar sayıda İsrailli general ve subayı öldürürdü. Öldürmesi gerekir. Misilleme budur. Misil. Ne demek misil? Bir benzeriyle. Yani İsrail ne yaptıysa birebir aynısını yapması gerekirdi. İsrail'in bir büyükelçiliğini, bir konsolosunu vurması gerekirdi. Hadi vuramadı diyelim. Ne yapması gerekirdi? 300 tane füze yollamana gerek yok ki. Niye 300 tane yolluyorsun? Bir tane en etkili, o işte Fecir falan diye böyle en son dönemde çıkardıkları etkili füzelerinden bir tanesini gönderirdi. Tel Aviv'de bilmem ne bakanlığına. İki tane, beş tane orada adam öldürdü. Yeter, bitti. Al sana misilleme. İran misilleme peşinde de koşmadı. İran iki şeyi hedefledi. Bir, kendi çevresinde onurunu korumak. Hani o tepkileri bastırmak ve güçlü olduğunu onlara göstermek. İkincisi de İsrail'e benim yerim burası. Sizin yeriniz burası. Bak araya çizgi çiziyorum. Burayı geçmeyin. Ben burayı geçmem zaten. Mesajını vermek istedi. Bu mesajı da verdi. Ben Amerika'nın bu mesajı aldığını düşünüyorum. Ama İsrail'in şöyle bir sıkıntısı var. Duygusal olarak buna hazır değil. Böyle bir şeye hazır değil. Böylesine yoğun bir saldırıya hazır değil. Şu anda insanlar düşünüyor. İran 300 füzenin 100 tanesini Tel Aviv'e düşürse ne olur? Gerçekten bunu yapmak istese yapabileceğine dair ihtimaller de yüksek. Ne olur? İşte bu İsrail'in bölgedeki dayanılmaz acı güç algısını yıkıyor. O nedenle İsrail İran'a bir şekilde cevap vermek zorunda. Bileğini bir şekilde İran'ın bükmek zorunda. Ezmek zorunda. En azından ezmiş olma görüntüsünü vermek zorunda. Bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron İsrail'i ziyarete gitti.
Çarşamba günü bugün İsrail'deydi. Sadece o değil, aynı gün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da İsrail'deydi. İki Dışişleri Bakanı, İngiltere ve Almanya, İsraillileri ikna etmeye güya gittiler ama görebildiğim kadarıyla oradaki ortamı da algılamaya çalıştılar. Ve Avrupa Birliği'nin, Batı dünyasının İsrail'e olan desteğini ve dayanışmasını da göstermek istediler. David Cameron burada bazı açıklamalar yaptı. Bana sorarsanız son derece önemli açıklamalar. İngiltere Dışişleri Bakanı Batı dünyasının en derin establishment'ına dahil bir kişidir. Batı dünyasının ne diyelim ruhuna hakim birisidir. O nedenle onun açıklamalarını önemsiyorum. Almanya Dışişleri Bakanı çok bir şey söylemedi. Herkese itidal çağrısında bulundu. Ama İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü. Dışişleri Bakanı ile İsrail'in görüştü. Başbakanla görüştü, Netanyahu ile görüştü. Ve bu görüşmelerin sonunda Cameron dedi ki, İsraillilerin harekete geçme kararı aldıkları açık dedi. Yani İsrail, İran'a karşı bir misillemede bulunacak. Ya şimdi bu da nasıl oluyor onu da anlamıyorum ya. Önce İsrail vurdu, İran misilleme yaptı. Şimdi İsrail bir daha vurursa bu misilleme olmaz. Bu yeni bir saldırı olur. Sıfırdan bir saldırı olur. O zaman da İran'ın bir misilleme hakkı doğar. Yani normal şartlarda budur. Neyse, David Cameron dedi ki İsrailliler harekete geçme kararı almış. Bu çok açık. Bunu, yani bu misillemeyi durumu mümkün olduğunca tırmandırmayacak şekilde yapmalarını umuyoruz. Ve bunu zeki olduğu kadar akıllıca da yapmalarını bekliyoruz dedi David Cameron. Yani İngiltere Dışişleri Bakanı İsrail'in İran'a bir cevap vermesini, bir saldırıda bulunmasını kabullenmiş. Kesin diyor, yani bu bir saldırıda bulunacak İsrail diyor. İngiltere olarak buna karşı mısınız? Hani kesinlikle karşıyız, bu yanlıştır falan demiyor. Ya bunu yapacaklar, tamam diyor, yapsınlar. Bunu diyor mümkün olduğunca, hani gerilimi çok da arttırmayacak şekilde yapmalarını umuyoruz diyor. Yani ya engel olamayız demek istiyor ya da onaylıyoruz demek istiyor İngiltere Dışişleri Bakanı. Önümüzde İtalya'da yapılacak bir G7 toplantısı var. G7 Dışişleri Bakanları toplantısı var. G7'yi harekete geçiren Amerika Başkanı Biden oldu. İran İsrail'e saldırınca hemen Biden dedi ki G7 ülkeleri toplansın bilmem ne, hemen bir kınama. Şimdi G7 ülkeleri Dışişleri Bakanları nezdinde toplanacaklar. Ve Dışişleri Bakanları büyük ihtimalle İran'a karşı ağır yaptırımlar, önlemler almaya çalışacak. Şimdi David Cameron'ın sözlerine devam edelim isterseniz. Çünkü gerçekten burada çok önemli ipuçları olduğu kanaatindeyim. İngiliz Dışişleri Bakanı diyor ki, İsrail'le dayanışma göstermek doğru bir davranış olacaktır. G7 toplantısında dünyanın en gelişmiş, en zengin 7 devleti İsrail ile kuvvetli bir dayanışma göstermelidir diyor İngiltere Dışişleri Bakanı. Ve Cameron diyor ki İran bu bölgedeki pek çok habis faaliyetin arkasında. Görmek istediğimiz şey İran'a karşı koordineli, eş güdümlü yaptırımlardır. G7 olarak birleşik bir cephe göstermek zorundayız ve bir İsrail ile dayanışma, İran'a karşı da bir birleşik cephe oluşturmak en doğru şey olacaktır diye düşünüyorum diyor David Cameron, İngiltere Dışişleri Bakanı. David Cameron'a göre İran Filistin'de Hamas'ın arkasındaki güç. Yine Lübnan'da Hizbullah'ın da arkasındaki güç. Yemen'deki Husilerin arkasında da yine İran var. David Cameron bu konularda hiçbir şüphesi olmadığını söylüyor. Hamas'ın, Hizbullah'ın, Husilerin arkasında İran'ın olduğunu ve bu konuda açık ve net bir mesajın İran'a verilmek zorunda olduğunu ifade ediyor David Cameron. Cameron'ın sözlerini önemsediğimi söylemiştim. Çünkü İngiltere'nin görüşü Batı dünyasının hareket tarzını önümüzdeki günlerde nasıl davranacağını şekillendirmede çok önemli oluyor. Genellikle Batı'nın görüşlerini İngilizler, Amerikalılar ve İsrailliler ve İsrail'le bağlantılı gruplar oluşturur. Ama İngilizler gerçekten Batı'nın akıl hocası olarak çok kuvvetli bir okul oluştururlar. Bu olayla birlikte, yani İran'ın İsrail'e saldırmasıyla birlikte G7 devletleri arasında Batı dünyası ve buna Japonya'yı da
ekleyebiliriz. Avustralya, Kanada, Japonya, Amerika, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, bunlar bir politika inşa etmeye başladılar. Ve görünen o ki Rusya'nın şeytanlaştırılmasına ilaveten İran'ın şeytanlaştırılması ve Rusya ile birlikte İran'ın da daha yoğun bir şekilde bir kötülük kaynağı olarak, işte kötülüklerin dünyaya saçıldığı yer olarak gösterilmeye çalışacağını anlıyoruz. Önümüzdeki günlerde İran'a dönük yaptırımlar artacaktır. İran buna nasıl cevap verecek, bunu bilemiyorum. Daha önce de ifade ettik, İran Batı'yla, İsrail'le bir çatışmayı ileride mümkün görüyor. Aslına bakarsanız bunu öne almayı düşünmüyordu. Çünkü İran'ın başka dertleri var. Yani İran'ın en önemli güvenlik sorunlarını sayın desek, ilk üçte İsrail'in yer alacağını düşünmüyorum. İlk üçte Amerika'nın yer alacağını da düşünmüyorum. Evet, o listede bunlar var ama en önde değiller. Fakat görünen o ki Batı dünyası İran'ı listenin başına doğru alıyor. Rusya ile İran aynı potaya sokuluyor. Çin bu listenin içerisine girmemek için elinden geleni yapıyor. Şu anda Çin'in yaptığı çatışmalara girmemek. Ukrayna savaşına, Orta Doğu'daki İran-İsrail işte Filistin çatışmalarına, bunlara girmemek. Ekmeğine bakmak, hani çorbasına bakmak derler ya. Ticaretle uğraşmak, o alanda güçlenmek, aynı zamanda ordusunu kuvvetlendirmek ve önümüzdeki dönemde kaçınılmaz gibi görünen Amerika-Çin veya Batı-Çin çarpışmasına olabildiğince kuvvetli bir şekilde hazırlanmak, o çatışmayı da öteleyebildiği kadar ötelemek. İsrail Cumhurbaşkanı hem Almanya Dışişleri Bakanı ile hem de İngiliz Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmelerde İran'ın bir terör örgütü olarak ilan edilmesini ve İran'daki devrim muhafızlarının da bir örgüt olarak, terör örgütü olarak listelenmesini talep etti. Ve dedi ki, ya bir fırsat yakaladık dedi. İran'ın terör devleti olarak, bir terör kaynağı olarak dünyaya ilan edilmesi için İran rejimiyle gerçekten kararlı ve cüretkar bir şekilde mücadele edebilmek için bir fırsat yakaladık dedi İsrail Cumhurbaşkanı ve gereğini yapın diye de Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanı'na söyledi. İsrail'in talepleri ne kadar karşılık bulacak bunu bilemiyoruz. Ancak biraz önce ifade ettiğimiz üzere Batı'nın karşısında bir Batı düşmanı blok oluşuyor. Bu biraz kendiliğinden oluşuyor. Yani Kuzey Kore, İran, Çin, Rusya zor durumda birbirlerine yardım etmeye çalışıyorlar ve aralarında bir yakınlaşma oluşuyor. Ama diğer taraftan da Batı dünyası kendi düşmanını kendisi inşa etmeye çalışıyor. Yani onların kendi aralarında doğal süreçte bir birlik oluşturmasından önce Batı dünyası kendi düşmanını kendi bildiği şekilde ve dünyaya da lehine olacak şekilde tanımlamaya çalışıyor. Yani bir düşman inşası, bir düşmanın heykelinin çıkarılmasıyla karşı karşıyayız. Burada İran potaya belki de erken girdi. Önümüzdeki günlerde bu çalışmanın sonuçlarını göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz. İzlemeye devam edin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.